omuz eklemini bir sirk çadırı olarak düşünün. Normalde sirk çadırlarında ortada bir direk vardır ve bir sürü halat da o direğe bağlıdır. Fakat omuz ekleminde ortada 3 direk var. Ve bir sürü halat bazen tek bir direğe bazense birden fazla direğe bağlı. Herkese merhaba, ben fizyoterapist Aynur Baş. Bu videonun konusu omuz stabilizasyon egzersizleri. Omuz stabilizasyon egzersizlerini ne zaman ve niçin kullanacağımızı bilebilmemiz için biraz omuz eklemini tanımamız gerekiyor. Omuz eklemi, arkada kürek kemiği, önde köprücük kemiği ve koldan gelen humerus dediğimiz kol kemiği ile bir araya gelerek, şimdi burada arkadan, yandan ve önden görünüşünü görüyorsunuz eklemin, bir araya gelerek oluşturulan bir kemik. Normalde eklemlerin stabilizasyonunu yani mukavemetine bağlar sağlar. Fakat omuz eklemi gibi çok yönlü harekete sahip olan eklemlerde stabilizasyonu bağlardan ziyade kasların sağladığını görüyoruz. Omuz eklemini ilgilendiren o kadar çok kas var ki, boyundan gelen, sırttan gelen, göğüste bu ön tarafta, pektoral kaslar, koldan gelen kaslar, sırttan gelen kaslar, inanılmaz fazla kas burayı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiriyor. Dolayısıyla da bu kaslar arasındaki küçük dengesizlikler bile kasın stabilizasyonunda ya da çalışmasında bir takım problemlere neden olabiliyor. İşte stabilizasyon egzersizleri bu kasların birbiriyle koordineli ve dengeli çalışmasını sağlıyor. Omuz eklemini bir sirk çadırı olarak düşünün. Normalde sirk çadırlarında ortada bir direk vardır ve bir sürü halat da o direğe bağlıdır. Fakat omuz ekleminde ortada 3 direk var. Ve bir sürü halat bazen tek bir direğe bazense birden fazla direğe bağlı. Yani dengeyi sağlamak biraz daha zor. İşte stabilizasyon egzersizlerini biz de bu kasların dengesini sağlamak için yani birbirleriyle koordineli çalışma konusunda dengelerini sağlamak için kullanacağız. Ama ne zaman? Diyelim ki omuz ekleminizde herhangi bir sakatlık, ağrı, acı yok ama kolunuzu çevirirken eklemden tıkır tıkır sesler geliyor. Arkadaki kulunçlardan gelen sesleri kastetmiyorum. O ayrı bir mesele de omuz ekleminden gelen sesleri kastediyorum. Şuradan sesler geliyor ve kolunuzu çok rahat, hani diğer taraf gibi çok rahat hareket ettiremediğinizi hissediyorsunuz. Ya da bir omuz problemi yaşadınız ve artık ağrı acı duymuyorsunuz ama omuzunuzun eski sağlığına kavuşmasını istiyorsunuz. İşte stabilizasyon egzersizlerini kullanacağımız yerler tam da buralar. Egzersizleri özellikle orta seviye seçtim ki hem sporcular uygulayabilsin ki egzersizler sırasında onlara yönelik bir takım tiyolar da vereceğim. Hani egzersizi bir kademe, bir seviye nasıl zorlaştırabilecekleriyle ilgili. Hem de spor geçmişi olmayan sıradan biz insanlar için de uygulanabilir olsun diye buna yönelik seçtim egzersizleri. Yoksa stabilizasyon egzersizleriyle ilgili internette de milyon tane egzersiz bulabilirsiniz. Eğer omuzunuzda bir sakatlık gelişti ve ağrı acı devam ediyorsa ne yapacağız diye soracak olabilirsiniz. Ben bu evreyi esneme egzersizleriyle geçirmeyi daha doğru buluyorum. Keza bu videonun da sonuna eğer video çok uzun sürmezse esneme egzersizlerini eklemek istiyorum. Çünkü ne olursa olsun bu egzersizlerin de esneklikle beraber çalışılmasını daha doğru buluyorum. Omuz problemi söz konusu olduğu zaman özellikle de boyun ve üst sırt kasları ve göğüs kasının gergin ve sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bu ikisinin de esnekliklerini sizinle paylaşmayı planlıyorum. Video çok uzamazsa şayet. Birinci egzersiz için şöyle yuvarlak, yumuşak bir sünger yastık kullanacağım. Eğer sizin elinizde böyle bir şey yoksa o zaman böyle bir banyo havlusu gibi düşünün. Büyük bir havluyu ya da ince bir battaniyeyi rulo haline getirip siz de kullanabilirsiniz. Eğer bununla uğraşmak istemiyorsanız duvarda yapılışını da göstereceğim size. Şimdi rulo minderin üzerine uzanıyorum. Kollarımı yana doğru açtım. Hem dirseklerim hem de ellerim yani bütün ön kolum zemine temas edecek. Yani açtım kollarımı. Yukarıya doğru kaldırıyorum bu teması kesmeden. Tekrar aşağıya ve yukarıya. Egzersizi 10 ya da 15 tekrarlı yapabilirsiniz. Dilerseniz 10 yaptınız bir küçük dinlenin. Kendinizi de çok zorlamayın. Çünkü eğer göğüs kaslarınızda kısalık varsa bu sizi zorlayacaktır da bir miktar. Kendinizi çok zorlamayın. 10 yapın, dinlenin, tekrar bir 10 yapabilirsiniz. Şimdi size duvarda yapılanını göstereceğim. Bu egzersiz için duvara yaslanıyorum. Sırtıma herhangi bir şey koymuyorum. Kollarımı yana doğru açtım. Aynı şeyi yapıyorum. Yukarıya doğru dirseklerim ve ön kolum duvarla temasta. Yukarıya doğru kaldırıyorum kollarımı ve aşağıya indiriyorum. Yukarıya doğru kaldırıyorum ve aşağıya indiriyorum.
Tekrar sayısı yine aynı şekilde. Biliyorsunuz artık yoga ile ilgili birçok poz esneme egzersizleri ya da stabilizasyon egzersizlerinin içine girdi. Şimdi yine ben de oradan bir pozu kullanarak stabilizasyon çalıştıracağım omzuma. Kollarım omuz genişliğinde açık, dizlerim omuz genişliğinde açık, ayaklarım aynı şekilde. Dizlerimi kaldırıyorum ve vücuduma bir üçgen şekli veriyorum. Şimdi ileriye doğru. Dilerseniz burada şınav da çekebilirsiniz. Hani biraz zorlaştırmak istiyorsanız, ben şınav çekemediğim için yapmıyorum. Geriye doğru ve ileriye doğru. Eğer bileğinizde bir sakatlık yoksa ellerinizi açarak koyun. Daha dengeli çalışacaksınız o zaman. İleri doğru. Yine aynı şekilde geriye bir üçgen şeklini alıyoruz. Burada hem omurgamızı da mobilize etmiş oluyoruz. Kendi zorluk seviyenize göre tekrar sayılarını belirlemenizi istiyorum. Yani bana sorarsanız vereceğim değer ortalama bir değer. 10 ya da 15 tekrarlı yapacaksınız. Dilerseniz dinlenirsiniz. 10 ya da 15 tekrarlı ikinci bir set daha yapabilirsiniz. Bir diğer egzersizde de plank çalışacağız. Şimdi önüme bir yükselti koyuyorum. Yani siz biraz daha zorlaştırmak isterseniz yükseltiyi biraz daha yukarıda tutabilirsiniz. Ama ben kendi fizik gücüme göre yapıyorum. Önümde bir yükselti var. Dizlerimi kaldırıyorum ve plank pozisyonundayım. Şimdi burada yukarı basamağa çıkıyorum ve aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı basamak ve aşağıya. Yine burada basamağa çıktığınızda tek bir şınav yaparak ondan sonra aşağıya da inebilirsiniz. Bir diğer egzersiz yine plank pozisyonunda. Bu da çok güzel bir egzersizdir. Plankta dikkat edeceğiniz şey beliniz aşağıya düşmeyecek ya da yukarıda kalmayacak. Mümkün olduğunca orta hizada kalsın, düz bir şekilde kalsın. Ama eğer aşağıya düşüyorsa tutamıyorsanız o zaman biraz yukarıda kalmanızda fayda var. Burada yapacağınız şey elinizle çapraz omza, karşı omza dokunmak. Sakin bir şekilde yapıyorum. 11 taraf, 11 taraf şeklinde uygulayabilirsiniz. Tekrar sayımız yine aynı. Stabilizasyon egzersizlerini genel olarak günde kaç kez uygulayacağız diye sorarsanız, baktınız ki işler ciddiye gidiyor. Yani ağrı acı yok ama omuzda ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. O zaman günde 2 kez uygulayabilirsiniz ama her seferinde esneme egzersizleriyle beraber yapmanız gerekli. Çok fazla sorun yok. O zaman günde 1 kere uygulayabilirsiniz. Ya da bir sakatlık sonrası çalışıyorsanız o zaman ilk 2 hafta özellikle mutlaka günde 2 kez uygulamaya çalışın. Sonrasında haftada 1'e düşürürsünüz. Daha sonra da haftanın 2 ya da 3 günü birer kez olmak şartıyla uygularsınız egzersizleri. Bir diğer egzersiz için dirençli egzersiz bandı kullanacağım. Bunların aslında hazırları da satılıyor. Yani halka şeklinde dirençli egzersiz bandı olarak satılıyor. Ben şöyle hemen pratik bir şey yapacağım. Kollarımın omuz genişliğinde kalacağı kadar bir bağlama yapsın banta. Kollarım aşağıda, dirseklerim düz. Yapacağım şey şu. Dışa açarak sürekli yukarı doğru kollarımı kaldırıyorum. Tam yukarıya çıktım baş üstüne. Şimdi tekrar aşağıya doğru indiriyorum. Tamamen aşağıya. Tekrar. 5 kez çıkıp 5 kez inme şeklinde yapabilirsiniz. Ya da sizin için sorun oluşturmuyorsa 10 kez çıkıp 10 kez de inebilirsiniz. Şimdi yapacağımız egzersiz için yine dirençli egzersiz bantını kullanacağız. Kollarım gövdemin yanında, bantın direncini de istediğim kadar ayarladım. Yani hareketi yapmamda bana çok engel olmayacak ama çok da hafif kalmayacak. Ve profesyonel sporcuysanız biraz daha kısa tutabilirsiniz bantı ya da bantın direncini yükseltebilirsiniz. Bu bantlar renk renk satılırlar. Benim elimdeki orta sertlikte. Yani mesela bir gri ya da bir siyah alarak daha zor dirençle bu egzersizi yapmanız mümkün. Şimdi ben kendime göre bir ayarlama yapıyorum. Kolumu yana doğru açtım. Yani yaptığım hareket şu. Kolumu yana doğru açtım ve yukarı kaldırıyorum. Aşağıya ve başlangıç pozisyonundayım. Yana doğru açtım. Yukarı kaldırıyorum. Aşağıya ve başlangıç pozisyonundayım. Tekrar sayısı yine aynı. 10 ya da 15. 1 ya da 2 set. Şimdi gelelim videonun başında size söylemiş olduğum esneklik egzersizlerine. Ön tarafta 2 göğüs kasımız var. Biri pectoralis major, biri de pectoralis minor. Yani büyük ve küçük göğüs kasları. İkisini de ayrı ayrı çalıştıracağız. Dolayısıyla 2 farklı açı kullanacağız. Yapacağımız şey şu. Bir duvar köşesindeyiz
Biz üçgenin tabanını oluşturacağız. Kollarımı açabildiğim kadar açıyorum. Duvardan kendi adımımla 2 adım kadar uzaktayım. Açabildiğim kadar açtım. Ellerimi ve dirseklerimi duvara değdiriyorum. Şöyle kapalı bir şekilde yapmayacağız. Bu değil yapacağımız. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Ayak bileklerimden belimi çok fazla bükmeden, yani omzu yaparken beli de çıkarmayalım çünkü belde ağrı yapabilir bu. Belimi çok fazla bükmeden ayak bileklerimden tüm bir vücut sopa gibi öne doğru eğileceğim. Kollarımı açabildiğim kadar dışa açtım. Öne doğru esniyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 geriye doğru geldim ve tekrar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Burada 8 tekrar yaptıktan sonra kolumu biraz daha yukarı kaldırıyorum. Kol ve omuz açımı değiştirdim. Tekrar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Geriye geldim ve tekrar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Bu arada hareketi çok zorlanacak şekilde yapmayacağız. Kaslarda biraz gerilme uyarısını hissettik. Orada kalıyoruz. Yani tamamen uzatıp açmaya çalışmıyoruz. Ve orada 6 ya da 8 saniye kalıyoruz. Bu bize şunu sağlayacak. Kastan beyne şöyle bir uyarı gidecek. Bak, benim daha iyi uzayabilmem, daha esnek olabilmem lazım. Benim kendimi elastin malzemeleriyle yeniden restore etmem lazım. Kasın boyunu çok fazla uzatarak onunla da kuvvet kaybına sebep olmadan esnek bir kas elde etmiş olacaksınız. Bu da sakatlanmaların önüne geçme konusunda çok önemli açıkçası. Ben esneme egzersizlerini bu yüzden çok önemsiyorum. Şimdi gelelim bir diğer egzersize. Bu egzersizde özellikle boyun ve üst sırt çevresi kasları esneteceğiz. Ki birçoğumuzda maalesef buralar problemli. Hepimizde de şöyle bir öne yuvarlanma durumu var omuzlarda. Göğüs kaslarımızı esnettik, açtık, iyi güzel. Ama boyundan ve sırttan gelen kasları da esnek tutmak lazım omuz problemlerinde. Geçelim şimdi o egzersizlere. Yapacağımız şey çok basit. Teknik aynı. Yine 1001-1002 diye sayacağız. Önce başımı yana doğru eğiyorum. Dilerseniz elinizin üzerine oturabilirsiniz. Şöyle avuç içinizin üzerine oturabilirsiniz. Ya da bir sandalyeden tutabilirsiniz. Çünkü karşı taraf omuzu sabitlememiz gerekli. Bizle beraber gelmesin ki buradaki kası esnetebilelim. Ben sandalyenin altından tutuyorum şimdi. Başımı yana doğru eğdim. Şu değil. Şu değil, yana, tam yana doğru eğdim. Gerekiyorsa ayna karşısında çalışın. Diğer elimi başımın üzerine koydum. Hafifçe çektim. Boynumda şurada bir gerilim hissi alacağım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Önce elimi bıraktım, başımı yavaşça düzelttim. Şimdi elimi değiştiriyorum. Karşı tarafta sandalyenin altından tutuyorum. Başımı eğdim. Elimle çekmeyi veriyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Elimi bıraktım, başımı düzelttim. Karşılıklı yapıyorum ki kaslar zorlanmasın. Çünkü özellikle boyun çevresi kaslar bu egzersizden öyle hemen hoşlanmıyorlar. Çok haz etmiyorlar. Onları çok zorlamam adına dinlendire dinlendire yapıyorum. Demleniyorlar o sırada biraz. Şimdi çapraz esneteceğim. Daha çok boynumun arkasına doğru kasların esnemesini sağlayacağım. Başımı ne ön ne yan. Tam orta çaprazdan eğeceğim. Ama önce çenemi, sonra başımı. Elimi başımın önünden aldım. İlk çekmeyi yaptım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Elimi bıraktım. Başımı bıraktım, düzelttim. Şimdi karşı çapraza. Elimle karşı taraftan tutuyorum bu arada sandalyenin altından. Başımı eğdim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Elimi bıraktım. Başımı kaldırıyorum yavaşça. Şimdi sırt omurlarıma daha da inmek istiyorum. O arka tarafı iyice esnetmek istiyorum. Başımı, önce çenemi, sonra başımı öne doğru eğdim. Yani şunu yapmanızı istemiyorum. Öne doğru eğdim. Ellerimi başımın arkasından her iki elimle bastırıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 bıraktım. Şimdi başımı geriye doğru eğeceğim ve boynumun önündeki kasları esneteceğim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ve yavaşça düzelttim. Böylece bir turu tamamlamış oldum. Bunu 8 tekrarla yapabilirsiniz. Gösterecek olduğum egzersizler de bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Çevrenizde benzer sıkıntıları olan insanlarla paylaşırsanız şayet siz de bu çorbaya bir tuz ekmiş olursunuz. Bir başka konuda, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.